ülkede ekmek ve gül, her devlet okulunda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek tüm öğrencilere devlet tarafından sağlanmalı dediğinde ekmek ve gülün bu kampanyasına nerede canım kim verecek bu öğün yemeği? Acaba bunun bir karşılığı olur mu diye kuşkularla yaklaşılmıştı. Bugün herkesin dilinde bu talep var. Bütün muhalefet partilerinin dilinde, herkesin dilinde. Çünkü ekmek ve gül kadınları bu talep etrafında örgütledi. Yüz binlerce imzayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne koydu. Bugün bu devlet çocuklara bir öğün ücretsiz yemek vermediği gibi, bunu tercih etmediği gibi çocukları bir de aynı zamanda müthiş bir sağlıksız ortama mahkum etmiş durumda. Ve daha önce sokak sokak, mahalle mahalle, okul okul, ev ev bir öğün ücretsiz yemek kampanyasını örgütleyen Ekmek ve Gül'ün çocuklarımızı okullarda adeta hastalığa mahkum eden bu korkunç temizlik koşullarına karşı yeni bir çağrı daha yapıyor. Meclis kürsüsünden sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Ekmek ve Gül'ün bu çağrısını. Çünkü her yerde evet durum tespiti yapılıyor. Okulların durumu çok korkunç. Çocuklar aslında ne yapacağız sorusu önemli bir soru. Gelin hep birlikte ne yapacağız sorusunun cevabını bulalım. Diyor ki Ekmek ve Gül sevgili arkadaşlar. Okulların açılması üzerinden bir ay geçti ve bu bir ay çocuklar pislik içinde eğitim alıyorlar. Kullanılamaz ve mikrop dolu tuvaletler, ağzına kadar dolmuş çöp kutuları. Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli istihdam etmek bir yana aylık 6.000 liraya haftanın 3 günü güvencesiz bir şekilde özellikle kadınları okullarda temizlik işi için çalıştırmaya istiyor. Adına da iş gücü uyum programı diyor. Yetersiz temizlik personeli ve yeterli bütçenin ayrılmaması sebebiyle okul idareleri velileri temizliğe çağırıyor. Veliler çocukları pis sınıflarda eğitim almak zorunda kalmasın diye dönüşümlü olarak okul temizliğine gidiyorlar. Okulların açılmasının üzerinden haftalar geçmeden çocuklar arasındaki hastalıklar had safhaya ulaştı. Devlet çocukların eğitimi için ne temiz ve hijyenik bir ortam oluşturuyor, ne eğitim ve sağlık haklarını doğrudan engelleyen açlığının önüne geçiyor. Çocuklara okullarda bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek vermeyen devlet, çocukların eğitim aldığı mekanları temiz tutacak önlemleri almaktan bile geri duruyor. Velileri çocukların sağlığı, hayatı ile sınıyorlar. Okullarda bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek de hijyenik bir ortamda her çocuğun hakkı ve bu hakkın gereğini yerine getirebilmek için yapabileceğimiz tek şey şikayet etmek değil, hep birlikte mücadele etmek. O yüzden Ekmek ve Gül'ün çağrısını buradan paylaşıyorum. Nasıl ki bir öğün ücretsiz yemek talebini ülkenin dört bir tarafında emek emek ördüysek, yüz binlerce imza topladıysak, eylemlerle, açıklamalarla talebimizi meclise taşıdıysak, bu hakkın gereğinin yerine getirilmesi konusunda bu talebi herkes için meşru bir talep haline getirdiysek ve göz yumulamaz bir hale getirdiysek, okullarda hijyen, okullarda temizlik konusunda aynı şekilde mücadeleyle gündem etmek ve bundan vazgeçmemek durumundayız. Ekmek ve Gül diyor ki, eğitimde çocuklara ayrılmayan bütçe her şeyde olduğu gibi velilerin sırtına yıkılıyor. Bu sorumluluğu alması gereken çok net. Tüm velilere, eğitim emekçilerine, kadın ve çocuk örgütlerine, veli derneklerine çağrımızdır. Okullarda bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek de hijyenik ortamda her çocuğun hakkı demek için bugünden itibaren herkesi ama herkesi okullarda, okul önlerinde, Milli Eğitim Müdürlükleri önünde sesimizi duyurabileceğimiz her yerde hep birlikte yan yana gelerek eylemlere, açıklamalar yapmaya, hakkımızın gereğinin yerine getirilmesi için sorumluları göreve davet etmeye çağırıyoruz. Hep birlikte sesimizi buluşturmak zorundayız.